Günaydın, iyi pazarlar. Ayak bileği eklemi zorlu bir eklem. Ayak bileği eklemi sorunlarında hayat kalitemiz olabildiğince değişiyor. Ee, ayak bileği e, tabii birçok değişik kemiğin e, eklemleşmesinden oluşuyor. Ee, yan taraftaki fibula denen ince kemik, esas kemik tibia ve aşık kemiği dediğimiz talusun birleşmesiyle oluşan ayak bileği eklemi aynı zamanda topuk kemiğiyle aşık kemiğinin birleşmesiyle oluşan alt ayak bileği kemiği de ilişkili. Bununla beraber özellikle bu aşık kemiği vücutta kas yapışmayan yegane kemik. Buraya kas yapışmıyor, bağlar yapışıyor. Dolayısıyla ayak bileği eklemini bağlar burada stabil halde tutuyor. Kaslar çevreden destek olsa da bu kemiğe yapışmıyorlar. Ve bu kemiğin ayak bileğinin çok ciddi bir hareket kabiliyeti olması nedeniyle de yaralanma ihtimali de yüksek. Bir de bizim tüm yükümüzün aktarıldığı son nokta burası. Son nokta olduğu için de ve hareketli olduğu için de yaralanması çok sık gördüğümüz problemler. Bazen ayak bile yaralanmasından sonra geliniyor ve geçmeyen ağrılardan sonra bir bakıyoruz ki ayak bile kıkırdağında, talusta bir kıkırdak lezyon olmuş. Veya bakıyoruz ki bağlarda yaralanmalar olmuş. İşte bunları nasıl tedavi ediyoruz? Arkadaki aşil tendon yaralanmalarında neler yapıyoruz? Bunlardan size bahsetmeye çalışacağım. Özellikle talus dediğimiz kemiğin yani aşık kemiğin kıkırdak yaralanmasında e, tedavi yaklaşımımız önemli. Tabi buradaki kemiğin e, diğer tibia ve fibula ile dediğimiz o ince ve ana kemikle olan eklemleşmesi önemli. Tabi sizin öncelikle ayak bileği hareketlerinizi nasıl bunu biliyor olmamız lazım. Ben genellikle benim hastalarım bilir karşı tarafla mukayeseli olarak bakarım. Dolayısıyla da her iki tarafın diğer tarafın hareketi nasıl onunla karşılaştırmayı e, önemli bir muayene bulgusu olarak not ederim. Dolayısıyla da ayak bileği ekleminde ayak bileğinin e, yüzümüze doğru çekmede veya gaza basar gibi ittirmedeki ayak bileği hareketleri karşı tarafla bir kısıtlanmış mı bunu görmek gerekir. Tabii bununla beraber ayak bileğinin içe ve yana dışa doğru olan hareketleri de Özellikle hem bu eklemle hem de alttaki biraz evvel bahsettiğim e, topuk kemiği ile ışık kemiği arasındaki eklemle olan ilişkisiyle oluşur. Dolayısıyla burada kompleks bir yapı var. Yani rotasyonlar aşağıdaki eklemle daha çok. Yukarıdaki öne ve arkaya yüze ve gaza basma hareketleri de daha ziyade üstteki eklemle ilişkilidir. Fakat bu iki eklem kombine bir eklem gibi çalışıp e, hareket eder. Dolayısıyla da bu yukarının bağlarının etkilenmesi e, ayak bileğinin başlangıçtan aşağı doğru inen yani topuğa kadar inen yapısının dengesini bozar. Tedavide ne yapıyoruz bağ yaralanmalarında? Eğer bağ yaralanması çok ciddi bir bağ yaralanmasıysa, tibia ile fibula ikiye ayrılmışsa bunun tedavisi cerrahi. Çünkü ayak bileğinin bütünlüğü bozulur. Mutlaka cerrahi yapılmalı. Fakat ayak bileğinde ince kemiğin aşık kemiğine veya ana kemiğin aşık kemiğe bağlantılı bağları eğer çok ciddi ikisi birden ve çok ciddi tüm bağlarıyla yani önden arkaya bağlarıyla yırtılmamışsa eğer bir şekilde bunu konservatif yani cerrahi dış tedavi yapabiliyoruz. Burada özellikle bağların iyileşmesini e, indükleyecek bazı enjeksiyonlar yaparak aynı zamanda da fizik tedavi ile erken dönemde ayak bileği hareket açıklığını koruyarak tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla bunun iyi bir muayene edilip sizin iyi değerlendirilip ona göre uzman bir hekim tarafından, bu konuda uzman bir hekim tarafından karar verilmesi gerekli. Eğer kıkırdakta problem varsa bunu e, erken evrelerde kemik ili ödemi ki o kemik ili ödemi aynı dizde kalçada olduğu gibi kıkırdağın çökmesine sebep olabilir yaygın olduğu. Yine erken dönemde bazı enjeksiyonlarla kemik iç destekleyicilerle tedavi edilmesi gerekebilir. Bazen yük vermeyi kısıtlayabiliriz. İşte bu gibi olgularda erken olgularda bazen tedbir almak gerekebilir. Ama bunun iyice değerlendirilmesi, hastanın travmasını değerlendirilmesi, muayenesinin yapılması, radyolojik incelemesinin yapılması bundan sonra karar verilmesi gerekir. Ama eğer kıkırdak çöktüyse, büyük bir lezyon varsa işte o zaman değişik tedavi metotları kullanılabilir. Bunlardan en basit artroskopik olarak yine her zaman bahsettiğimiz Oraya mikro kırıklar, nano kırıklar yapılıp alttaki kıkırdak altı kemiğin gelecek kök hücrelerinin yüzeye çıkarak fibröz kıkırdak dediğimiz sert bir kıkırdak oluşturulmasıdır. Fakat bu bazen sıkıntılarla karşımıza çıkar. Çünkü ayak bileğinde kıkırdak altı subkondral dediğimiz sub altı demek latince, kondral de kıkırdak demek. Yani kıkırdağın o altındaki kemiğin kalitesi bozulmuşsa genellikle bu tedaviye cevap, birazcık çok ümit var olmaz. Dolayısıyla da biz bu durumda genellikle hastalara subkondral yani kıkırdak altı kemik dokuyu da destekleyici tedaviler yaparız. Eğer çok büyük bir lezyon varsa bu zaman dizden kıkırdak ve kemik dokuyu buraya taşıyarak mozaik plast yapabiliriz. Fakat bu biraz sıkıntılı bir metot. Çok zorda kalmadıkça yapılmayacak bir metot. Neden söylüyorum? Çünkü dizdeki dizi de bozuyorsunuz. Yük taşımayan yerden alıyorsunuz. Ve ayak bileğini getirip yapıyorsunuz. Genellikle de böyle bir olguda mutlaka ana kemiğin uç kısmını, mallol dediğimiz uç kısmını keserek görüntüyü sağlamanız gerekir. Yoksa görüntü, burası çok sıkı bir olduğu için görüntü sağlanamaz. Eğer ora kesildiğinde de bir kırıkmış muamelesi yapıp oranın vidalanması gerekir ki bir problemi tedavi ederken diğer bir problem oluşturup ikisinin beraber tedavisi yönetilir. Ama mecburiyetten bunu yaptığımız çok olgumuz var. Ben de bunları çok fazlasıyla yapıyorum. Ama eğer mümkünse bizim görebileceğimiz alandaysa genellikle benim hastalarım bilir bunu anlatırım. E, mutlaka e, iliak kanat dediğimiz leğen kemiğinde esas canlı güzel e, kemiğin olduğu ke, e, yerden kemik dokusunu alıp üzerini de son dönemde e, bizim matrikselim scaffold dediğimiz yapılar ve kök hücreyle tamamladığımız veya kişinin kendi kıkırdan parçalara ayırdığımız hep bahsettiğim kıyma kıkırdak mince kartlıçla to toparladığımız yöntemleri uygulayabiliriz. Burada yeter ki alt kısmı destekleyelim. Kıkırdağın oluşması için gerekli becerimiz var. Kıkırdağı oluşturabiliriz ama önemli olan alttaki desteği iyi oluşturmamız. Bunu da mutlaka lezyonun yani kıkırdak probleminin büyüklüğü, yeri e ve alttaki kemik dokuyla olan ilişkisi, hastanın beklentisi, hastanın yaşı ve aktivite durumu bunlar için önemli parametreler. Bunları doktorun muhakkak değerlendirip hastayla beraber konuşarak iyi bir planlama yapması lazım. Her zaman dediğim gibi tüm ameliyatlarda iyi doktor, iyi malzeme, iyi teknik ve iyi rehabilitasyon. Mutlaka iyi rehabilite edilmeli bu tarz hastalar. Şimdi gelelim aşil tendon ruptürlerine. Aşil tendon ruptürlerinin hepsine ameliyat edeceğiz diye bir kaydı yok. Kastan yırtılmışsa konservatif tedavi ediyoruz. Yani ameliyat dışı tedavi ediyoruz. Ama aşil tendon tendondan koptuysa son dönemde benim yaptığım tedavi olabince erken dönemde aşil tendon kılıfını koyarak mini invaziv yani aşil tendonuna açmadan ufak deliklerden tedavi ettiğimiz özel tedavi yöntemi. Aslında birçok sporcuda da yapıyoruz. Ama eğer aşil tendon çok defektliyse yani açıklık varsa işte o zaman açık cerrahiler devreye giriyor. Veya kemikten koptuysa o zaman kemiğe tutturmak için yine açık cerrahi tedaviler devreye giriyor. İşte bu durumda mutlaka aşil tendonu koptuğu yerin e, önemi büyük ve e, kemikle olan ilişkisi büyük ve e, kasla olan ilişkisi büyük ve burada uygulayacağınız tedavi hastanın e, spora dönüşünde, normal aktiviteye dönüşünde önemli. Bir de Tabii altta subtöler dediğimiz işte biraz evvel aşık, aşık, aşık kemiğinin altındaki kemiğin topuk kemiğiyle olan ilişkisi önemli. Buradaki problemlerde de yine erken dönemde bu ekleminde bitmanı ve tazelendirilmesi bazen de dondurma ameliyatları gerekebiliyor. Şekil bozuklukları olduğunda veya basma problemleri olduğunda bunu mutlaka iyi değerlendirmek o dönüşü topuk kemiğin dönüşünü iyi değerlendirmek gerekiyor. Özetle ayak bileği önemli bir eklem. Mutlaka iyi değerlendirilmesi, iyi muayene edilmesi, hastanın hikayesinin iyi alınması, yürümesinin iyi gözlem geçirilmesi, radyolojisinin iyi değerlendirilmesi, filminin ve diğer ileri radyolojik tetkiklerin yani tomografi ve MR'ın iyi değerlendirilmesi gerek olursa ve bunların sonucu tedavinin planlanması gerekli tedaviyi mutlaka iyi yapmalıyız. Ama unutmayın ki rehabilitasyon da önemli. Yani siz de önemlisiniz. Sizin yapacağınız hareketler de önemli. O nedenle de mutlaka doktorun hastaya, hastanın da doktora güvenmesi gerekiyor. Ve iyi rehabilit edilmesi gerekiyor. Ayak bileğinizde bir problem olduğunda uzman bir hekime başvurun. sonrasında ileride oluşabilecek problemlerden kaçınmak için erken tedavi olun. Hepinize iyi pazarlar, kolaylıklar.